E, ee, şuna geçmek isterim bir de. Mauro Icardi hani tamam İngiltere Ligi bir daha konuşacağız istersen ekleriz sonra ama bir de İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, işte Avustralya'da, Amerika Hı -hı. kıtasında, işte Kanada takımında, Toronto, Japonya takımı. Yani yer çekiminin olduğu her yerde gol atabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gerçekten bu kadar. Hani İngilizce'den, İngiltere Premier League tabirlerinden geçelim. Ben ilk böyle izliyorum. Çok heyecanlandım böyle komşunun telefonunda babamın arkadaşı rahmetli Kasım abinin televizyonunda böyle BBC İngilizce izliyoruz. Ben böyle fal, uydu var. Maç yorumu yapıyorlar işte o zaman. Brian Clough falan yapıyor hem de yani. Hmm. Mustafa Denizli Hoca demiş ki gelmiş bir şey en iyi hocadır. Yani şu anlamda. En büyük başarı onunkidir. Nottingham Forest'in lig şampiyonu bir kere. Şampiyon ligi şampiyonu. O zamanki adı şampiyon kulübü iki kere yapıyor adam. Nottingham Forest'i yapıyor diyor. Milan'ı değil. Real Madrid değil. Hani çok büyük başarı diyor. Anlatıyor Brian Clough. Dedi ki he just a fox in the box. Bir o Kuzey İngiliz aksanıyla, in box, bu ne ya dedim, sordum Kasım'a diyor ki ya diyor... E, şey diyor, tilki gibi golcü diyor yani falan filan. Bugün de Ilgaz da Serkan yine çekirdekçi tayfada... şeyini aştırıyordum, felsefi işte bir tane kutu varmış, kutunun içine al koyuyorlarmış, tilki de o kutunun içine garanti yiyormuş. Yani garantili golcü. Güzel. O Fox in the Box İngilizlerin tabiri, evet. çok da güzel tabir. Evet. E, mesela bak, Inzaghi öyledir. Yani gözükmez futbolculuğunda. Hatta sen çok maçını anlattın. Alex Ferguson hatta birinde şey demişti. Büyük ihtimalle doğduğu zaman işte ebenin kollarında bile offside'a düşüyordu bu diye. Hani, bizi kandırıyor yani yine <laughs> diye. Yine bir <laughs> şekil atıyor diye. Öyle yani işte kısa yoldan golü atar. Savunma arkasını. Tık bir mesela offside çizgisini sağ bek iki adım bozsun Icardi attı. E, soldan girer atar. Sağdan girer atar. Sol ayla atar. Sağ ile kafayla atar. Paris Saint Germain. Paris Saint Germain bak. Öyle saçma transferler yapıyorlar ki, sırf lüks olsun diye yani. İhtiyacı olmayan şeyleri alan insanlar vardır ya, toplum tarafından da böyle ayıplanırlar, doğrusu doğrudur ama futbol takımında olmuyor işte. Parayla gerçek hayatta, sınırsız parayla, F.M. oynuyorlar. Julian Draxler hatırlıyor musun? Ne biçim futbolcuydu? Tabii tabii, beğendim de bir oyuncu. Şalke-Galatasaray eşleşmesinde fan gençken. Ne oldu abi Paris Saint Germain'de? Nerede abi Julian Draxler? İlan vereceğim, kayıp ilanı. Di Maria oynayamadı ya. Di Maria'nın oynayamayacağı bir takım olabilir mi? Hayır oynayamadığı da ne oldu? Şampiyon değil mi kazandılar? Hayır. Messi, Neymar, Mbappe aynı anda oynayacak. Sonra hiç aralığında olay çıkmayacak falan. Ne o? Icardi gençken işte o. Keşke yapmasaydı Lopez'e takım arkadaşının abisine. Keşke yapmasaydı ama bütün hayatı boyunca da bunu mu anlatacaksınız? Bir de futbolcunun asıl kimliğine gelelim. Ya bu adam çok doğal bir golcü. Galatasaray'ın ya dünyada her takımda gol atar. Bak bugün son sıradaki takıma getir Türkiye'de. 10 maç sonra o takım en azından 12. 13. diye yükselir Icardi'nin golleriyle. Galatasaray'da Seferovic'in formsuzluğunun yanı sıra Gomis konusunda da hani Seferovic de çok halsiz kardeşim. Evet doğru tespit. Ya Seferovic'in böyle dönemleri var ama her yani Karib var. Evet bak evet. Benfica'da var. var. o yüzden var. zaten ilk birini kaybettiği dönemler evet, yaşamıştır. Var. Ama yani. sonra yani. birinden bir gelir Bambaşka bir Seferovic'miş bu ya. Bu İsviçre-Türkiye maçında izlediğimiz oyuncu, evet bu. Transfer ederken bu oyuncu ettirmiştik. ettirmişti bize. Bu oyuncu Seferovic o Seferovic dedirtir. Ama Icardi'de öyle bir şey yok. Yani maç eksiği falan yok abi maç eksiği falan. Yani <laughs> Paris Saint Germain ya. Bak herhangi bir altyapı oyuncusunu alıyorsun. Herhangi bir altyapıdan değil mi? stoper oynayan, bek oynayan falan. Hop geliyor senin takımında uçuyor. Seviye o kadar yükselmiş ki oyuncu malzemesi olarak. Antrenman kalitesi olarak. Ya yani en fazla işte 10 gün, 15 gün sürer. Icardi'nin hani fizik kondisyon olarak yüzde yüze gelmesi. Oynamaya aç mı? Aç. Dünya kupası var mı? Var. Son anda şöyle bir kafayı çıkarabilir mi? Zor ama denemeye değer. Sonuçta şimdi Martinez falan da süper oynuyor Inter'de. Messi, Martinez'i ister çok normal. Yani yaşanan olaylardan değil sağ dışı olaylarında deli kartın de. de. abi yani daha yardımcı forvetlikte üstün bir oyuncu Martinez. Ama olsun zorlamaya değer. Ya birden üst üste 5 maçta 12 gol atarsa da kimse de hani almayız demez yani bir düşünür şöyle bir. E aile huzurum yok. buradan mı bulacağını? Güzel. Gece hayatı seviyorlar mı ailece güzel. Ya, kral yeri yani İstanbul. İşte güvenliği sağlayıp Galatasaray adası yani. Hani zaten güvenlik sağlamak zorundasın. Galatasaray kulübünden demiyorum. Güvenliğini sağlaması gerekenleri söylüyorum. E güzel. Sıkıntı yok bence. Yani futbolcu profili olarak hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Gomis konusunda bak üst üste 3 3.90 dakika oynatırsan... Problem yaşarsın. Yaşarsın. Ya. Çok <gülüyor> doğal <gülüyor> bir şey bu. Ama Icardi <laughs> 70 dakika oynar. Son 20 dakika Gomis girer. iki tane Icardi attıysa bir tane Gomis atar. Icardi hiç atmadıysa iki tane böyle Gomis atar. Bu güzel formül ya. Bu dünyanın her yerinde böyledir ya. Bu Soxer rolünü verirsin bu oyunculara. Sheringham rolünü verirsin. Bunlar bilge golcülerdir. Gomis falan. Sağ kenarından izler izler. 70-75 dakika böyle rakip savunmada yorulur. Ve o girdiği zaman rakip savunmacıyla Gomis'in arasındaki yaş farkı artık etkili olmaz. Çünkü o maçta 70 dakikanın verdiği oynamışlık fizik kondisyon seviyelerini eşitler. Gomis maçın başında böyle başlar. O rakip stoper böyle başlar. Gomis yorulur, yıpranır, buraya düşer. Ama böyle girdiği zaman sıkıntı yok. 70'te 75'te girdiği zaman gördük sezon başından beri de yani. Bilge golcü çünkü. Kenarda görüyor. Hmm, Seferovic görmedi. Oradan şöyle yapsaydı atardık. Ben gireceğim dönüp şöyle uzak köşeye vuracağım. Kaleci çok ortada duruyor. Bilge golcülük budur yani. Ve bu rolü de bence Gomez benim Ser'de yıllarca da yaparsın bunu. ya Çok yaş farkı yoktur 36 ile 37, 37 ile 38 arasında. Yedek golcüsün. Buna futbolda Roger ile formülü deriz. Yani 34'ünde de atıyordu. 38'de de attı. En son değil mi? 40 artıyken de attı, attı yani Dünya Kupası'nda. Çünkü o <laughs> rol veriliyordu. Her maç 11 başladık. 3 <laughs> maç üst üste olmuyordu. Olmaz yani hiçbir <laughs> oyuncu olmaz öyle. Cristiano Ronaldo da yani şu anda Ben United'ın toparlanma sürecinde Ronaldo'yu böyle kullanıyordu açık Sonradan oyunu alıyor. Ee, Abdullah Hoca'dan örnek vererek Okan Hoca'nın e, aslında şu anki e, mevcut durumunu biraz değerlendirmek istiyorum ki biz bu yayını Galatasaray Gaziantepspor maçının sonucundan bağımsız bir şekilde eee Henüz maç çekiyoruz. oynanmadı. Maç oynanmadı evet. evet. Pazartesi günü çekiyoruz. Her ne kadar programımız e, salı günü yayınlanmış olsa da Abdullah Hoca Trabzonspor'a ilk gittiğinde savunmada çok fazla problemler yaşayan, çok fazla gol yiyen ha, bir şöyle takımı. gözümün içine bak. Thomas Tuchel'lik yapacağım evet. sana ama öyle anlat yani. Çok az, yapma. Go çok az gol yiyen bir takıma döndürdü. Yani önce savunma güvenliğini aslında tamir etti. Daha sonrasında bir şekilde atarım profilindeki oyuncularla birlikte ki attı. 1-0 bir 1-0 sıfır, bir sıfır kazandı. Bugün baktığında Türkiye liglerinin 1 0 kazanan en fazla teknik adamlarından bir tanesi. Okan Hoca da Geride bıraktığımız maçlarda bir şeyi çözdü. Savunmayı tamir etti. Savunmayı tamir etti. Sezon. Çünkü geçen sezon... Ama takım savunması. Takım savunması. Bir de takım savunmasının en önemli parçası ayrılmışken Markao. Evet. İki kere zorlu bir iş. Evet. Yani bu mesele aslında birazcık uzun topa mecbur etti. Yani e, Nelson'la uzun oynadı. Musera ile uzun oynadı. Çok fazla riske girmedi belki set hücumunu, baskın hücumunu çok fazla gerçekleştiremedi. 4 maçlık periyottan bahsediyorum. Daha henüz Gaziantep maçında ne göreceğimizi bilmediğim için bu başka bir takıma dönüşebilir. Yani Abdullah Hoca'nın bir sonraki sezon Trabzonspor'u ile bize gösterdiğini Okan Hoca belki ilerleyen haftalarda bize başka bir Galatasaray izletebilir ki bunu doğal karşılıyorum. Elinde maç kazandırabilecek nitelikte starları var oyuncuları var, kalitesi var. Yani Gomis'in çıkıp maç kazandırdığı gibi. Daha Mertens ısınacak. Daha Kerem kendine gelecek. Yunus biraz daha belki de daha o yeteneklerini takım oyuncusu kimliğiyle birleştirip Adana Demirspor'daki günlerine doğru yine bir dönüş yapacak. Icardi bu oyunun eğer zenginleşirse bu oyunun en önemli parçalarından bir tanesi olur. Çünkü çok iyi bir golcü. Senin Anlattım. benim Icardi'yi anlatmama gerek yok. Ya benim de anlatmama çok gerek ha. yok. Hayır, kaç zamandır oynamıyorsun evet. ya unutulmasın evet. bunlar. Sadece Ama özel hayatıyla konuşulmasın Icardi, abi. Icardi Galatasaray'ı şampiyon, şampiyon yapabilecek durumda. nitelikte bir oyuncu mu? Tartışmasız yani, evet. Bak her ligin şampiyonluğuna gittiği zaman o evet. oyuncu şampiyon yapabilecek kalitede bir oyuncu. Ama tek başına şampiyon yapabilir mi? Takıma bağlı. Yani Icardi'ye aldık, şampiyon olduk. Tabii Inter'de o kadar sezon oynadı. Kaç tane şampiyonluğu var? Onun hesabını yapacaksın. Tabii. Yani o yüzden e, diğer oyuncuların göstereceği performans Mertens'in, Torreira'nın, misyonun tekrar dönüşü, Oliveira'nın daha iyi, daha randımanlı, evet. daha e, Galatasaray'ın o set hücumuna katkı sağlayabilecek nitelikteki oyunu ile beraber. Fakat ben stoper mevkii ile ilgili olarak oyun kurma konusundaki... Evet. Durumuna... Ama kolay bir şey değil. Marka o kadar ustaca oyun kurabilen, hem driblingle çıkabilen, hem pasla takımını çıkartabilen kaç oyuncu gördün Türkiye ligi tarihinde? Çok fazla görmedik tabii ki. Yani. Son 10 evet. yılda kaç tane tabii, gördün? Tabii. Yani o, o onun eksikliği, hatta onun gidişi de aslında belki de bu yöne doğru Okan Hoca'yı biraz daha itmiş olabilir ki bunu da doğal ve mantıklı ve sağlıklı da karşı, karşılıyor ama ha bu şekilde tabii ki Galatasaray istediği oyunu ortaya koyamaz. Yani bahsetmiş olduğum savunma güvenliği için uzun topları mecbur oynayan bir Galatasaray o bahsettiğimiz set hücumunu gerçekleştirmesi mümkün değildir. Kaan Ayhan'la biz yayına girmeden önce anlaşıldığına dair hatta 3 senelik belki de 4 senelik bir anlaşma yapıldığına dair Galatasaraylı muhabir arkadaşlar ve yorumcular, gazeteciler bu habere sıcak gelişme olarak girdiler. Ki Kaan Ayhan Uzun zamandan biridir aslında Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da gündeminde <laughs> olan bir futbolcu. Sadece bu sene değil, geçen senede, ondan önceki senede. Bu transfer peki sağlıklı bir transfer midir? Doğru bir hamle midir? Sosu tam şey ya, böyle zamanında çaraziyi almış, ha, imar izni de var. Ha. Buralar çok değerlenecek falan. Türkiye'de Türk stoper bulamıyorlar. Dört tane çok iyi var, birini ben alayım, dursun. Arada oynatırım. Arada oynatmam en kötü aldığım fiyatın kaç katına satacağım bak diye Adamlar bir arazi mafyası gibi Türk stoper <laughs> mafyası oldu. Türk savunmacı mafyası oldu ya Sasoğlu. Evet. Tebrik ediyorum ama çok zekiler. Zamanda alacaksın abi bu tip oyuncuları. Şalke'den ayrılırken al sen Bak dön dolaş planlama yap. İtalyan sen senin Türk yöneticiden daha iyi görüyor abi. İtalyan kulüp personeli daha iyi görüyor. Sabi adamlar bak Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Herkesin ihtiyacı var çünkü kuralı Diyor ki ne saçma kural Türkiye'deki. Üçlü <laughs> oynatmak zorundalar. Evet, evet. Yani savunmada savunmacıya ihtiyaçları var. Ben ne abi yani ya da şey gibi böyle borsada o kağıtları almış. Heh. Zamanında. Neler ne dönmüş. Neler dönmüş, Serhat Rapli <laughs> vardı ya <o> Erman Toro. <laughs> Şimdi bir kere abi ben şeyi de anlamıyorum. Yani Paris'te başarısız oldu gelmesin. İyi işimi diyorsun. Hayır söyleyenlere ben anlayamıyorum arkadaşlar yani yani Julian Draxler başarısız olduğu zaman gelmez. Mesela Messi yarın bugün başı Messi'nin başarısız olması söz konusu olamazdı. Diyelim ki oldu gelmesin ya. Yapmayın bunu ya. Bu arada başarısız olmasa zaten gelme ihtimali yok yani. Hani niye gelsin? Daha fazla maaş verebilen herhangi bir kulüp yok yani. Yok. Real Madrid Barcelona yetişemiyor Paris Saint-Germain'in maaş skalasına. Daha ötesi var mı? Para için mi gitti? Yok şeye gitti. Inter'i böyle öyle Paris çok seviyormuş böyle Eyfel Kulesi'ni her gün tırmanıyormuş. Dur, vardı ya Duran Duran'ın klibi <laughs> onu böyle canlandırıyormuş. Çünkü Neyse dalgayı bırakalım. Ya bu Inter'den hiç Inter'in ben bir kötü santrafor aldığını hatırlamıyorum. Ya da yani, yani, kötüsünü aldıysa da uzun süre ısrar hatırlamıyorum. Çünkü standart çok yüksek abi. Yani ben ilk hatırladığım Rumeniye'ydi. 80'lerde Alman usta santrafor. Çok usta oyuncuydu. Şimdi Bayern Münih'te işte ne kadar usta yani ustaların ustası bir yönetici futbol oyuncusu. Abi o gitti böyle Jürgen Klinsmann aldılar. Pes yani doğrusu gerçekten de hani Van Basten'e cevap Klinsmann aldılar Milan Inter derbisi. İzledim de hafta sonu kendimden geçtim. Rafael o. Tutmam ben orada taraf ama Milan'ın kazanmasına sevindim o maçı. Bazı oyuncuları çok seviyorum diyeyim kapatayım Inter'den. Abi Lukaku ya. Yani Lukaku Inter'deyken dünyanın en iyi Dördüncü Sayın. santraforu olarak gözüküyor. Öyle değil mi yani? İngiltere hani, hani Messi'yi gildiğinde... de say. Hani Barcelona'daki Messi ee. sahte dokuz falan. Hani sahte <laughs> de Ronaldo değil mi? Lewandowski. E, tamam işte yani. Hani değil mi? Doğru doğru. E abi neler ya Vieri'si. Yani say say bitmiyor şimdi. Mesela. Adriano. Adriano. Abi bak. Ooo. Oh, hakikaten. Ya, Adriano. Hakikaten. Adr Ronaldo Özür abi. Özür diliyorum. Baba Ronaldo. Yani. Onu saydım ama. Ha, saydım, saydım işte. Saydım. Saymaz mı? İlk onu saydım. <laughs> İnter'e de çok üzülmüştüm ha. Ya ben hani niye biliyor musun? Ben... Çok tekme yiyecek, sakatlanacak. Bak yüzüm asıldı. Bak gerçekten evet. hatırladım. Oldu da korktum başıma geldi. Bir Lazio maçı var sakatlıktan döndü. Ulan bu kadar insafsızca vurulur mu futbolcu? Allah belanızı vermesin gerçekten. Hani aklıma gelmişken bela mı <laughs> oldu? Futbolda bıraktılar nasıl olsa oyuncular. Bir şey olmaz artık. Ama yuh ya. Evet. O oyuncuya vurulur mu öyle? <laughs> Neyse. Konuya dönersek yani Icardi işini hallederse Galatasaray çok büyük iş başarır. Okan da ilginç. O rahatlatır. E, Kaan en çok ekstra olur. Nelson sol stopere geçer. Kaan Ayan sağ stopere veya Kaan Ayan sol stopere oynar fark etmez. Nelson'a göre top çıkarma özelliği daha iyi. Sadece böyle Abdülkerim'den değil, şeyden de daha iyi. Nelson'dan da biraz daha iyi. Daha Çünkü yani. Kaan Ayan ilk çıktı zamanlar. Şarkede... değil ama daha iyi. Evet, daha iyi. Kaan Ayan ilk çıktığı zaman Schalke'de ilk olarak böyle defansif orta sahip evet. Milli takımımızda da zaman zaman Oynadı. orada görevlendirildi. Top çıkarma özelliği biraz daha iyi. <laughs> Belki bu biraz daha iyi top çıkarma özelliği Galatasaray'ı çok daha iyi hale getirecek. Tartışmasız. Yani bu mesela en büyük sıkıntıdan bir tanesi Sergio Oliveira çok gerilere gelmek zorunda oluyor ve yoruluyor, yıpranıyor. Bu oyuncunun tarzı o değil. Bu inceci bir oyuncu. Bunu mümkün olduğu kadar ikinci pas istasyonu topla buluşturmak gerekir. Bak bir de Mitçe yokken ekstra. Yani zaten oyuncuda Sergio Oliveira teknik bir oyuncu bir de Nietzsche'nin fizik kapasitesi olsaydı ne bileyim Okan Burun futbolculuğundaki o dinamizmi olsaydı ya maalesef bizim lige gelmezdi zaten. Porto'da, Sporting'de işte e, Benfica'da çok iyi oynayan Premier Lig'e e gidiyor işte. Geçen Arsen kurtarıcı olarak oynayan Vieira'yı aldı. Kardeşim yeni Portekiz Ligi'nden geldi ofansif orta saha. Yani orta saha top tekniği, fizik gücü her şey var adamda ki çok sonradan girdi hani sakatlık geçirdi falan fiziksel olarak hazır değildi. Zaten Sergio Oliveira o istediğiniz adamda olmadığı için eleştirdiğiniz fiziksel güç, dinamizm olsa maalesef zaten İngiltere Ligi'ne çoktan gitmişti. Orada başarısız olursa Türkiye'ye gelme ihtimali ortaya çıkardı. Ona, ona göre oynayacaksın. Oyuncu da o beklentilerle gerilmez yani. Eee gerilir mi aslında? Şimdi mesela e Bir sağ de sen zaten o Torayra'yı aldın. Yani Torayra Micho o işleri yapacak. Ve mesela Abdullah Hoca Dorukan'ı kullanıyordu ya sağ stoper olarak. Normalde işte iki tane Densville'le Vitor Hugo'yu da kullanabilirdi. Zaman zaman da kullandı ama Dorukan'ı daha fazla tercih etti. Bu arada geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Yerine, evet, çok Üçüncü kez ya, ağır sakattı. sakatlık, yaşıyor evet. Neden? Çünkü savunmayla orta saha oyunun başlangıç noktasında onun topla beraber çıkışlarıyla orta sahadaki oyuncuların o senin Oliveira üzerindeki yıpranmasından bahsettin ya o yıpranmayı mümkün olduğu kadar aza indirmek ve aynı zamanda o orta saha oyuncularının ofansif bölgedeki rahatlığını birazcık katkı sağlamak için. Şimdi Galatasaray'da bu eksiklik var. Oliveira o yüzden aslında yıpranıyor. Şimdi herkes diyor ya, ya Oliveira e daha fazla ataklara katkı sağlaması lazım. Ancak senin savunma kurgunun da bunda bir önemli bir rolü var. İşte Kaan Ayhan da o aslında o rahatlığı, o konforu biraz olsun orta sahaya yansıtabilecek tipte bir stoper. Sadece stoper olarak adlandırmak da mümkün değil. Ben hatırlıyorum 2016 Sağ bekte oynadı. Sol bekte oynadı. Fatih Solbek Hoca, Hırvatistan maçıydı yanılmıyorsam. Şeyde, oynadı da, Bundesliga'da da sağ bek oynadı maçlar da var. Yani, tabii tabii, sağ bekte bizim on mini takımımızda mi? da oynadı. oynadı, kendi takımında yani da çok oynadı. çok versatil oyuncu ve çok yani, gerekli profilde bir oyuncu. Kesinlikle. Şampiyonluk adayı tüm takımlara uyar. Yani Sassolo, o yüzden abi bir kez daha tebrik ediyorum. Evet. Zamanında doğru yatırım yaptılar yani. Orta saha oynama özelliğine sahip olduğu için de zaten, Galatasaray'ın mevcut oyun kurgusunu daha iyi organize edebilmesi için. Böyle bir tipte bir oyuncuya markanın gidişiyle ihtiyacı çok fazlaydı zaten. Orayı tamir edebileceğini, oranın şu anki mevcut görüntüsünden başka bir görüntüye dönüşebileceğini düşünüyorum. Eğer bu transfer resmileşirse. Ha Kaan Ayhan bence Fenerbahçe'ye de gitseydi, Beşiktaş'a da gitseydi. Trabzon Bartra'ya aldı artık onun üzerine yorum yapmaya gerek yok ama. Üç takımında aslında o tipte bir oyuncuya ihtiyacı olduğu net ortada. Aslında böyle Dorukhan'ın sakatlığından sonra da olabilir Kaan'a yani. Dorukhan tabii daha hızlı bir oyuncu, daha bir bir oyuncu ama Dorukhan Trabzonspor'da sabek oynuyor gerektiğinde. Tabii oynuyor tabii. Ee, yine Dorukhan gerektiğinde bir stoper oynuyor ve Dorukhan orta, Ortası. sağda oynuyor ve evet. genelde hani Kaan Ayhan'dan biraz daha ofansif özellikleri geçmiş olsa da yani eskiden bayağı şutla falan atardı hatırlarsan. Tabii tabii. Ya savunma arkası sızma da çok iyi yapar da yani en azından bir daha bir Türk oyuncu oynatma zorunluluğu var üç tane. Ya bu Hı üç mi? oyuncudan bir tanesinin kontenjanın Kaan Ayan'dan kullanmak çok büyük avantaj. Çok. Şu oyuncu Kaan değişikliği de yaparken duran toplarda de, de, da çok önemli bir oyuncu. Oraya oraya çok gelmedi. etkilidir. Yani bu ilk önce kontenjan saçmalığı. Bak bu kontenjan çok saçma bir şeydi. Mesela Galatasaray Üniversitesi'nde pişman oldular sonra biliyor musun? Yüksek lisans kontenjanı vardı. Ben lisansdan mezun olurken o kontenjandan faydalandım. Hocam tamam ver o 33 88 yap söz bir daha gelmeyeceğim dedim. Bir saat sonra %50'si lisans mezunu olması gerek Galatasaray Üniversitesi'nden ve ben girdim aynı hoca bir de yani adam düşünsene o kontenjan böyle saçma bir şey onu söylemek istiyorum ya yani. Çok saçma abi gerçekten evet, mesela evet. Kaan Ayan oldu mu ama daha saçmalı. Niye? Sağ alacaksın değil mi? Kaan Ayan sağ e geçiyor değil mi? Sağ bekte başladı sen oyuna sağ bek alacaksın. Kaan Ayan'ı orta sahaya alıyorsun. Defansif orta sahaya. Kaan Ayan'ı bir stoperde başlattın. Sağ sakatlandı Türk yerine başka Türk sağ yok evet. Kaan sahibi sağ Ya Kaan bayağı özellikli bir oyuncu ya. Bu böyle pasaport falan şeyine girmemesi Çağlar da gelir mi? O bir demin yani lisans, yüksek lisans kontenjanı da bu yüzden anlattım. Bu saçmalığa son verin ya. Çağlar Türkiye Süper Ligi'nde hiç oynamadan Bundesliga'ya gitti. Birincilikte oynadı ya. Tabii. Sonra da bu arada Leicester'sdeki mesele bambaşka. Ya sorarsan anlatırım. Konu çok uzun. Hani İngiltere Ligi yorum yine yaparız. Arada gireriz. Ama yani Bak bu kontenjan yüzünden olmamalı. Bunlar zaten çok kaliteli oyuncular ya. Kaan Aya'nın Türk pasaportu olmasa, Alman pasaportu olsa, Türk olmasa hiç. Almanya bir takımda oynamış olsa. Ama 11 tane yabancı oynatma serbestliyorsa, 3 Türk zorunluluğu olmasa 11'de, Kaan Aya'nı alırsın abi yine. Onu söylemek istiyorum ya. Çok mantıksız bir şey. Teknik direktörlere gerçekten bin bir sabır diliyorum ya. Evet. Peki. Ee, Çağlar'ın da tabii bu arada 8 Eylül'de sonuçta Türkiye'de transfer dönemi bitiyor. Belli ki artık İngiltere'de yani kadroya alınmadığına Programı göre sonuçta... Programı çektiğimiz dakikalarda Brandon Rodgers henüz böyle kovulmamıştı. Evet. Ama yayınlandığı zaman böyle kovulmuş olabilir. Aslında tazminat pazarlığı da yapıyor olabilir. Brandon Doğru. Rodgers böyle ayrılmayı bilmez. Vardır ya böyle kötü sevgililer psikopat. Onlar gibidir. Oradan Premier Lig'e e geçelim.